Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde bir grup çiftçi hasadına kısa süre kalmasına rağmen pamuğun taban fiyatının açıklanmadığı iddiasıyla yol kapatarak eylem yaptı. Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çiftçiler pamuğun hasadına kısa süre kala taban fiyatının açıklanmadığını öne sürerek Şanlıurfa Akçakale karayolunu ulaşıma kapattı. Lastik yakan çiftçiler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan pamuk üreticisi İbrahim Topdağ, pamuk taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını isteyerek yaşadıkları sorunu dile getirdi. Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi. Yetkililerin ikna ettiği çiftçilerden seçilen bir grup temsilci ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le görüşmek üzere makama geçti. Kalabalığın dağılması üzerine jandarmaya ait Toma yakılan lastikleri tazikli su sıkarak söndürdü. Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses öncesinde müzeye çevrilecek doğduğu evi ve mağarayı, sonrasında tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'yi ziyaret etti. Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses beraberinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'la birlikte müzeye çevrilecek doğduğu evi ve mağarayı ziyaret etti. Burayı müze yapacağız çünkü burası İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara. İnsanlar merak ediyor. İran'da merak ediyorlar. Suriye'de merak ediyorlar. Efendim, İbrahim Tatlıses'in tanıldığı her yerden merak var. Bu merakı niye insanların gözüne sokmayalım? Gelin işte burada doğdu. Mağaradan doğan adam bahara geldi yani. Allah'ın mucizesi diyelim. Mucize yani bu. Ben İbrahim Tatlıses, tamam. Urfa Aynen. için bir onur, Urfa için tanıtım anlamında, turizm anlamında Urfa'nın gurur vesilesi. Sayın İbrahim Tatlıses'in en büyük özelliği geçmişini, geldiği yeri, doğduğu evi, doğduğu mağarayı ve yaşadığı arkadaşlarını hiç unutmadı. Ahde ve vefa gösterdi. Bu onu en büyük özelliği ve en önemli olarak da ayakta tutan kişiliğidir. İbrahim Tatlıses'in Urfa için tartışılmaz bir değer olduğu hepimizin kabulüdür, malumudur. Bugün de buraya hem Urfa'yı ziyaret hem de doğduğu yeri görmek istiyordu. Sağ olsun Haliye Belediye Başkanımız Mehmet Bey, Can Polat Bey çok önceden çalışmalar başlattı. İbrahim Tatlıses'in doğduğu bir yeri, mağarayı ortaya çıkarmak için temaslarda bulundu. Tahmin ediyorum bir takım resmi prosedürler var. O resmi prosedürler tamamlandıktan sonra da İbrahim Bey'in doğduğu mağara işte insanların görüşüne açılacak, turistlerin görüşüne açılacak. Yani inanmaz. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü ev ve mağaranın ziyaretinin ardından heyet Göbekli Tepe'ye geçti. Yarın ne yiyeceklerini bilmiyorlar. Hava. İbrahim Bey. Tarih kitaplarında bize Cilalı Taş Devri'ni anlatıyor. Zaten insanlar basit bütünüyordu ilçelde. İnsanlar kadar değerli oldu bunlar. İnsanlar ta dünyanın öbür ucuna kalıyor. Taşları görmeye. Çünkü niye? Ataları yapmış diye. Biz atalarımıza saygı bırakıyoruz. Düşün yani insanın değeri ve atalarına verdiği değer. Şimdi o konuşmacı arkadaş anlatıyordu. Tabii ne Amerika'nın neresi lan? Sen biliyorsun neresi lan? Surinam. Surinam'ın nerede olduğunu ben bilmiyorum. Oradan aramış bir adam demiş ki Göbekli Tepe açık mı? Ben geleceğim orada görebilir miyim yani demiş. Bak. 70 kaç yaşında? 80. 80 küsur yaşındaymış adam. İş adamlarına sesleniyorum. Gelin buraya yatırım yapın. Boşa çıkmaz. Paranız olursa para koyarsınız. Yani fabrika falan açmaya gerek yok. Gel burada otel aç.
Bacasız, bacasız fabrika. Bacasız fabrika. Evet, aynen. Ben bir tane yapacağım. Sözüm var, geldim onu yapmak zaten. Yer bakıyorum. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle kazara vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olay sabah saatlerinde Siverek Şanlıurfa Karayolu'nda bulunan otosanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bekçilik yapan İbrahim Serhat O, av tüfeğini temizlerken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar İbrahim Serhat O'nun ağabeyi Abdülkadir O'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Abdülkadir O, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Abdülkadir O'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken İbrahim Serhat O, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki gündür devriye görevine ara veren askeri helikopterler sabah saatlerinde yeniden gelerek ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı. Suriye'nin sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türkiye ve Amerikalı yetkililer arasında sınırda yapılacak faaliyetlerle ilgili mutabakata varılmasının ardından sınır hattında devriye uçuşları başladı. Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter 24 Ağustos Cumartesi günü sınır hattında Türk ve Amerikan askerleriyle birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi. Gün boyu süren uçuşlara iki gün ara verildikten sonra bugün sabah saatlerinde ilçe semaları yeniden hareketlendi. Yine Amerikan ordusuna ait olduğu belirlenen iki askeri helikopter ilçe semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına indi. Helikopterlerden inen askeri heyetse sivil bir minibüsle komutanlıktan ayrılarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi olarak kullanılan 3. Hudut Alay Komutanlığı'na geçti. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. 9 Eylül'de ders başı yapacak olan öğrenciler için kırtasiye malzemesi alışverişi de başladı. Velilere uyarılarda bulunan uzmanlar, çocukların geleceğini riske atmamak için kaliteli ve güvenilir yerlerden okul araç gereçlerini temin etme noktasında velilere çağrıda bulundu. Son sözümüz yine her zamanki gibi velilerimizin Çin malı ürünlerden uzak durması ve çocuklarının kendi sağlığını bizim kadar önemsediğimiz kadar onların da çocuklarının sağlığının önemsemesi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Velileri, öğrencilere okul için kırtasiye malzemesi alma heyecanı sardı. Peki veliler okul için araç gereç alırken nelere dikkat etmeli? Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan kırtasiyeciler, öğrencilerin sağlığını bozacak merdiven altı kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalıdır dedi. Çin malı ürünlerden tamamıyla uzak durmaları. Piyasada merdiven altı ve sağlıksız koşullarda yetişen ürünler çocuklarımızın sağlığıyla çok büyük ciddi tehditler oluşturmaktadır şu anda. Bizim velilerden birinci önceliğimiz ve her zaman dediğimiz şey tamamıyla yerli üretimde sağlık standartlarına uygun kaliteli ürün kullanmalarıdır. Şimdi genel olarak Türk malı ürünlerin hepsinde genel olarak Türk malı etiketi var. Örneğin şurada bir üründe göstermek istiyoruz. Burada bilinen bir kaliteli bir markada Türk standartlarına uygun olduğu, Türk malı olduğu, sağlıksız olduğu, zehirsiz olduğu ve standartlarda bu CE kalitesinin N71 sertifikasının olduğu göstermesi bu ürünün tamamıyla orijinal sağlık standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Yani bu standartların olmadığı ürünlerin velilerin bunlardan uzak durması gerekiyor. Her bütçeye uygun kırtasiye malzemesinin olduğunu belirten kırtasiyeciler, ortalama bir öğrenci için 50 ila 100 lira arasında maliyet olduğunu söyledi. Ürünlerimiz hala geçen seneki fiyatla satılmakta. Geçen sene bir çanta ortalama 40 lira, 50 lira, 80 lira ve 100 lira arasında değişmekteyken bu sene de aynı fiyat. Boyalar da 5 lira, 10 lira, 15 lira. Hani ürünün markasına göre, boyutuna göre 16'lı bu şey 16'lı boyada var, 12'li boyada var, küçük boyda var, büyük boyda var. Hani bugün mesela ki ben çocuğum 1. sınıf bir öğrencisi için çanta, sulu boya şey suluk, beslenme çantası, defteri, kalemi, boyası ortalama 70 lira, 80 lira. Bu 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf seviyesinde
fiyatı 100 liraya kadar çıkmaktadır. Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi konulu çalıştay düzenlendi. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı toplantı salonunda kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi konulu çalıştay düzenlendi. Düzenlenen çalıştayda kırtasiye ürünlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularına vurgu yapıldı. Çalıştayın başkanlığını yapan ticaret denetmeni Ümran Ersoy, Şanlıurfa gibi büyük şehirlerde denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Denetimlerimiz 30 ilde gerçekleştiriliyor. Urfa ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler olmak üzere çeşitli illerde denetim faaliyetlerine devam ediyoruz. Ürünler risk esaslı değerlendiriliyor. Şüphe duyulan ürünlerden numune alınarak teste gönderiliyor ve test sonucunda güvensiz bulunan ürünler piyasadan toplattırılıp gerekli idari işlemler gerçekleştiriliyor. Ersoy, Şanlıurfalı kırtasiyecilere ürün alımı ve satımında dikkat edilmesi gereken noktaları da aktardı. Yine Bakanlığımız Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan özellikle ithalat aşamasında TAREX sistemi adı verdiğimiz sistem üzerinden ürünler kontrol ediliyor ve riske düştüğü durumlarda da yine numune alarak teste gönderiliyor ve test sonucunda da yine gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Burada hem kırtasiye ürünleri hem de oyuncak sınıfına giren ürünleri görüyorsunuz. Özellikle kuru boyalar, pastel boyalar, sulu boyalar bunlar hem kırtasiye hem oyuncak grubuna giren ürünler. Yapılan açıklamanın ardından sunum yapan Ersoy, kırtasiye ürünlerinde nelere dikkat edileceğini anlattı. Yapılan sunumun ardından soru cevap kısmına geçildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya kentteki birçok kırtasiye üreticisi ve ithalatçısı katıldı. Şanlıurfa'da kale eteğindeki evlerin kamulaştırma işlemleri sonrasında yıkım çalışmalarına başlandı. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı olmanızı, bismillah, Allah'a. Seçim vaatlerinde ilk sıralarda yer alan kale eteğindeki evlerin kamulaştırılması ve ardından yıkılması hususunu göreve geldiği ilk günden bu yana takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıkım çalışmalarının startını verdi. Bölge vatandaşlarıyla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Beyazgül, söz verdiğimiz gibi seçim projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz dedi. 400 bin nüfusu bu bölgenin tamamı geçer bu. Allah aşkına başka bir yere var mı? İhmal edilmiş bu ya. Başka bir şey diyemeyiz. Şimdi biz bu ihmalı önüne geçmek üzere ilk adımımızı atıyoruz. Şimdi biraz sonra bir daha bir konuda başlayacağız. Üçüncü yaptık konu hemen tamamıyla ulaştık. Çok az kaldı. Onunla da süreç devam ettiği için. Yani bir kısmı önüne bir kısmı sonra kaldığı için. Ve çok yakın gelecekte burası tamamen açılmış olacak. Açılmış zaman olacak. Evliliğin hizmetine sunacağız. Burası yeşil alan olacak. Evin gereki kızlarımız, çocuklarımız, gençler, çocuklarımıza ne yapacağız? Kayacak yapacağız. Sarılacak yapacağız. Yaşlarımıza oturacak yerler yapacağız. Gelecekte serde ağaçlarla ilgilenecekler. Burası tamamen evin ve halkımızın Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşsa hep birlikte ortak akılla çalışacaklarını söyledi. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e sonsuz teşekkürler sunuyorum. Kendisine Allah razı olsun. Bana göre 5 yılda yapabileceğimiz en büyük proje bu. Bölge sakinleri ise çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bugün kale arkası, eteği demiyoruz, kale arkası Eyyubiye'den olan tarafın yıkımı başlamıştır. Bu yıkıma katkıları olanlara teşekkür ediyoruz. Bu yıkım yıllardır bu memleketin ve bu mahallenin habis surudur. Yıllardır buradan turizm yolu olduğu halde buradan geçen yabancılar burayı Suriye'ye benzetiyorlar. Şehrin alnına vurulmuş güzel bir çiçek bahçesi olacak. Adıyaman Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken
Yaralılardan Şükran Köse'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza öğle saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Muhammed Çorlu yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran, Lütfiye ve Pınar Köse yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükran Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili izleyenler, Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib'den kaçan Suriyeliler, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez'e geliyor. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından bu ayın başından itibaren bombalanan Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Suriyeliler bölgeden kaçmaya başladı. Yoğun saldırılara dayanamayan bölge halkı Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatıyla güvenli hale getirdiği bölgelere göç ediyor. Eşyalarını kamyonlara yükleyen İdlib halkı can havliyle kenti terk ederek Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun elinde bulunan Afrin ve Azez ilçelerine geliyor. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 aile hava saldırılarına maruz kalmamak için kenti terk ederek güvenli bölgelere gidiyor. ÖSO unsurları İdlib'den göç edenleri Afrin'in güneybatı yönünde son noktası olan Basuta bölgesinde kimlik kontrolünden geçiriyor. Kimlik kontrolünden geçen Suriyeliler güvenli bölgelerde yaşayan akrabalarının yanlarına gidiyor. Son bir ayda 125 sivilin hayatını kaybettiği İdlib'de Esad rejiminin bombardımanı sürüyor. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu askerleri olası bir savaşa karşı sürekli olarak tatbikat yaparak hazır kıta bekliyor. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için Türkiye'den sinyal bekleyen ÖSO askerlerinin gerçek merminin yanı sıra roket ve bombalarla yaptığı tatbikatsa gerçeği aratmadı. Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'in Raco bölgesinde bulunan eğitim merkezinde silahlı tatbikat yaptı. Özel kuvvetler eğitimi alan askerler öğle saatlerinde Raco beldesinin yüksek noktasındaki eğitim alanına gitti. Tümen Komutanı Seyf Ebu Bekir Polat'ın komuta ettiği askerler senaryo gereği Esad rejimine ait bir alana operasyon düzenledi. Çevre güvenliği alıp ilerleyen askerler belirlenen hedefi yoğun ateş altına alarak imha etti ve buranın çatısındaki Suriye bayrağı indirilerek yerine ÖSO bayrağı dikildi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ÖSO askeri çatıdaki Suriye bayrağını indirip Özgür Suriye Ordusu bayrağını dikerek bölgenin güvenli hale getirildiğini ilan etmiş oldu. Tatbikatın ikinci aşamasında bu kez başka bir hedefe ilerleyen ÖSO askerleri yoğun ateş altına aldığı bölgeyi roket atarlarla vurarak imha etti. Askerler daha sonra aynı bölgeyi hafif ve ağır silahlarla ateş altına alarak teröristlerden temizledi. Tatbikat kapsamında daha sonra bir başka hedef uçak savarlar, el bombaları ve tüfeklerle ateş altına alınarak düşman unsurlardan arındırıldı. Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından askerler tekbir getirerek kutlama yaptı. Askerleri kutlayan Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir Polat, kendilerinin daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katıldıklarını hatırlattı. Milli ordunun kurulmasının ardından kendilerinin de disiplin içerisinde askerlerini düzenli orduya dönüştürdüklerini ifade eden Seyf Ebu Bekir Polat, askerlerin zinde kalması için tatbikatları düzenli yaptıklarını ve böylece olası bir duruma karşı hazır olduklarını ifade etti. Türkiye'nin düzenlenmesi muhtemel Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona katılmak istediklerini ve askerlerinin her türlü silahı kullanma konusunda deneyimli olduğunu ifade eden Polat, "Biz Türk askerleriyle omuz omuza savaşarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek istiyoruz. Bunun için de Türkiye'den gelecek olan sinyali bekliyoruz. Bizden operasyona katılmamız istendiği takdirde Fırat'ın doğusunu da tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri gibi huzurlu hale getireceğiz. Aynı zamanda İdlib konusunda da bizden destek istenirse orada da hem terörist hem de rejime karşı savaşmaya
hazırız diye konuştu. Haliliye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kursiyerlerinin hazırladığı dönem sonu sergisi Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın katılımıyla gerçekleşti. Haliliye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kursiyerlerinin el emeği göz nuruyla hazırladıkları el işi ürünlerinden oluşan sergi Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binasında Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat ve eşi Fethiye Can Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş, Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa temsilcisi Dilşah Öztürkmen, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Haliliye Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Başkan Can Polat sergi açılışında bir konuşma yaptı. Çalmadık kapı, dokunmadık, gönül sıkmadık, el bırakmayacağız felsefesiyle. İnşallah hanımlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı Haliliye Belediyesi olarak bizlerin kültür merkezlerinde, milletellerinde misafir edip aynı zamanda da hocalarımızın eşliğinde bilimsel anlamda da kendilerine kurslarla destekleyip inşallah Haliliye'nin refahı, huzuru, mutluluğu için var gücümüzle canla başla çıkmış olduğumuz bu yolda tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yolumuzda durmadan koşaraktan devam ediyoruz. Sergi açılışında AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu da bir konuşma yaptı. Biz yıllardır beraberiz. Sahada temizlikle ilgili, ilaçlamayla ilgili, yolla ilgili, parkla ilgili ve yeni yeni parklarımıza çiçek ve desenler kazandırarak devam ediyor. Yollarımızda sorunsuz bir şekilde 5 kat daha fazla çalışarak hizmet sunuyor ve bunun yanında da sosyal belediyenin gereği olan bu tür faaliyetlerden de geri kalmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın kıymetli eşleri Sayın Betül Beyazgül Bey ve Belediye Başkanımızın kıymetli eşleri yapıyor. Ertuğrul Gazi, Devteşti, Süleymaniye Kadın Destek Merkezleri ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde kurs gören 630 kadın kursiyere Başkan Can Polat tarafından törenle sertifikaları verildi. Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili makamında ziyaret etti. Bir dizi ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Baydilli ile Karaköprü hakkında sohbet eden Tatlıses, Karaköprü'nün gelişimine hayran kaldığını iletti. Şey diyeceğim çünkü burası benim Karaköprü'nün narlı türküsü var diyorsun. O çok meşhurdu. Karaköprü, ben eski Karaköprü'yü biliyordum, şimdi geldim şaşırdım. Paris olmuş. Karaköprü bırak Paris. Sayın Başkan'ın ikinci dönemdir. İnşallah 3, 4, 5 dönem bekliyoruz. Çünkü adam iyi adam, adam şey adam, hizmet eden adam. Hizmet eden de herkes sever. O hizmetten geri kalmak. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. 2019 yılı Şanlıurfa içi Göbekli Tepe yılı ve bununla birlikte Şanlıurfa'ya gelen turistler Göbekli Tepe'yi dolaşarak Şanlıurfa'daki tüm turizm alanlarını görmekte ve inşallah bu yıldan sonra da artık İbrahim Tatlıses'in, imparatorun Şanlıurfa'ya, Türkiye ve tüm dünyaya mal olmuş olan imparatorun doğduğu mağarayı görecek ve böylelikle turizme kendisi de bir katkıda bulunmuş olacaktır. Ben bu güzel düşüncesinden dolayı, emeğinden dolayı İbrahim Tatlıses abimize yürekten teşekkür eder ve öncelikle bugün de Karaköprü Belediye'mizi ziyaret etmesi de bizi ayrıca onurlandırmış, gururlandırmıştır. Bundan dolayı tekrar hürmetlerimi sunarım, saygılar sunarım. Sağ olsun, var olsun. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'yı ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını belirtti. 2 gün aşkın süredir memleketinde hemşehrileriyle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte İlimizde incelemelerde, gezilerde bulundular. Göbekli Tepe'ye giderek turizme katkıda bulundu. Göbekli Tepe'yi bir kez daha tüm dünyaya tanıttı. Seçim sürecinde İstanbul'da biz kendisini ziyaret etmiştik. Orada da bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Ben bir kere daha kendisine çok teşekkür ediyorum. İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediyesi ziyaretinde Başkan Baydilli ve personelle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirirken, Başkan Baydilli Tatlıses'e Karaköprü'nün simgesi olan nar sembolü hediye etti. Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında ücretsiz hizmet veren Türkiye'nin 4 ambulans uçağı 9 yılda 13.237 hasta taşıdı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Türkiye'nin 4 ambulans uçağı hem yurdun hem de dünyanın dört bir yanına giderek hastaları ülkemize taşıyor. İstanbul'da 2, Ankara'da 2 tane olan ambulans uçaklar hastaların ambulans uçakla taşınmaya uygun olup olmadığının belirlenmesinin ardından vatandaşların yardımına koşuyor. Bir ambulansta bulunması gereken tüm donanıma sahip olan ambulans uçaklar havada yaşanabilecek kalp krizi, solunum yetersizliği gibi durumlara da müdahale edebilecek ekipmana sahip bulunuyor. 16 Nisan 2010 yılından bu yana hizmet veren ambulans uçaklar bu süre içinde 30.982 saat uçtu. 9 yıl içinde 647'si yurt dışından, 780'i organ nakli hastası olmak üzere 13.237 hastaya ambulans uçak hizmeti sunuldu. Vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı ambulans uçaklarda bir doktor, bir acil tıp teknisyeni ve pilot bulunurken hastayla birlikte bir yakını da uçağa alınıyor. Bu kapsamda Romanya Bükreş'teki iki yetişkin gurbetçiyi Türkiye'ye getirmek için ambulans uçakta hazırlıklar yapıldı. Uçakta bulunan küvezler sedyelerle değiştirilirken tüm malzemelerin de kontrolü sağlandı. Ardından hayat kurtaran ambulans uçak Romanya Bükreş'teki biri trafik kazası sonucu çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan, diğeri ise solunum güçlüğü yaşayan Romanya'daki iki hastayı Türkiye'ye getirmek için Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Ambulans uçakları hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doçent Doktor Ahmet Kenan Türkdoğan toplamda 13.237 hastaya hizmet verildiğini söyledi. Acil tıp teknisyeni Zeynep Coşkunsa ambulans uçakta hastaların havada yaşayabileceği tüm olumsuzluklara hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Biz de bunu müdahale edecek her türlü alet bulunmakta. Biz hastaların hayatını kurtarmak için ambulans uçakla hastaları alıyoruz ama bu ambulans uçakta hayatlarını kurtarmaya da devam ediyoruz. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi motosiklet ve av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Altın Üzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerinde 50 bin dekarda yetiştirilen sofralık üzümlerin hasadına başlandı. Bu yıl 43 bin ton rekoltenin beklendiği bağlarda ise hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuluyor. Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 kişilik motosikletli ekip, tüfeklerle bahçelerde hırsızlara karşı 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Bekçiler bağların olduğu bölgelerde motosikletlerle devriye atarken, yaya olarak da bağlarda üzüm çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor. Birlik Başkanı Cemal Yıldırım hasat dönemiyle birlikte bağlarda yaşanan hırsızlıkları önlemek amacıyla motorize ekip kurduklarını söyledi. Bir zarar yok. Devamlı her gelen bir ihbarı değerlendiriyor. Gerçekten gidiyorlar. Yani canı gönlüne çalışıyorlar şu an. Bekçiler sayesinde her sene yaşanan hırsızlık olaylarını bu yıl yaşamadıklarını belirten bağ sahibi Murat Kayatürk ise 7 gün 24 saat görev yapan bekçilere teşekkür etti. Gönül rahatlığıyla bağlarımızda yani buraya bırakıp evimize rahat oturabiliyoruz. 7-24 saat boyunca koruduklarından eminim. İnşallah böyle devam eder. Daha önceki yıllarda oluyordu. Şimdi akşamları gelip yüzümü çalınmalar falan oluyordu. Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peri bacalarını tanıtmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce ünlülere resimlerinde yer veren ressam, bölgenin daha çok tanınmasını amaçlıyor. Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesinde Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen peri bacalarını tanıtmak için Paris Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa, Hollywood'un ünlü ismi Sophia Loren, Güler Sabancı ve Yeşilçam'ın güzel ismi Türkan Şoray'ı Narmanlı Kanyonu'nda resmetti. Sanatçı yaklaşık 6 ay süren çalışmasında birbirinden ünlü isimleri peri bacalarıyla birlikte tuvale işledi. Tamamlama aşamasına getirdiği çalışmalarını peri bacalarında devam eden sanatçı Turanoğlu, amacının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi. Ben Mustafa Turanoğlu, Narmanlıyım. Atalar Kafkas göçmeni. Ankara Gazi'de okudum. 1984'de yaptım. Şu
şu anda Ünlüler Narman Kanyonu'nda isimli tablo serisini tamamlamaya çalışıyorum. Mesela Mona Lisa Narman Kanyonu'nda. Leonardo da Vinci'nin 1460 yılların başında çizdiği tabloyu getirdim peri bacalarına, kanyona monte etmeye çalıştım. Peri bacalarına gelmeyen veya gelme imkanı olamayan ünlüleri resmeden Mustafa Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışmasını tamamlıyor olmaktan mutlu olduğunu kaydetti. Daha sonra bizim iç dünyamızın Mona Lisa'sı Güler Sabancı Hanımefendi peri bacalarında resmetmeye çalıştım. Daha sonra da Yeşilçam'ımızın Mona Lisa'sı Türkan Şoray, namı değer ismiyle Türkan Sultan Hanımefendi'yi Narman peri bacağında resmetmeye çalıştım efendim. Ben peri bacaları şöyle yeni keşfedilmiş bir coğrafi değer, jeolojik miras olduğu için yerli ve yabancı turist akınını çekmek için peri bacağında resmetmeye çalıştım. Bu meyanda peri bacağını daha iyi tanıtmış olacağımızı düşünerek böyle bir çalışmayı planladım. Peri bacalarını ikiz kulelerin önünde resimleri yağlı boyayla tabloya dönüştürülen ünlüler perileri ziyaret etmiş gibi resmedildi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım. Sevgili izleyenler, güne dair daha çok detayı www.kanalurfa.com web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.